Herkese merhaba. Elimde gördüğünüz cihaz iPod Touch. 5. nesil iPod Touch, Apple'ın geçtiğimiz Eylül ayında düzenlemiş olduğu iPhone 5 etkinliğinde tanıttığı cihazlardan bir tanesiydi. iPod Touch 2 yıllık aranın ardından 2012 yılında güncellenmiş oldu ve güncelleme ile birlikte biraz daha farklı özellikler kazandı. 2010 yılında çıkan 4. nesile göre oldukça radikal değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz bu yeni iPod Touch'ta. En önemli değişiklik ekranın 4 inçe çıkması. iPhone 5'teki Retina ekranı barındıran iPod Touch'ta da 4 inçlik 1136x640 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran var. Bu ekran IPS ekran oldukça iyi bir görüntü kalitesi sunmakta. Görüş açıları oldukça iyi. Kontrast ve keskinlik açısından oldukça tatmin edici bir ekran var karşımızda. 16:9 çözünürlüğe 16:9 en boy oranına sahip olan ekran oyunları oynarken de bir hayli avantaj sunmakta. Biliyorsunuz Apple iPod Touch'ı bir mobil oyun konsolu olarak da lanse etmekte, sunmakta. Ve bu ekran, doğrusunu söylemek gerekirse, çok daha rahat bir kullanım sunmakta. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde rahatlıkla ekranın her yerine erişebiliyorum. Çok daha geniş bir alan var oyun oynamak için. Devam edelim. iPod Touch 5. nesilde Apple A5 işlemci var. Apple bu işlemcinin hızını 800 MHz'e sınırlamış ve bu sayede batarya ömrü biraz daha iyi hale getiriliyor. iPod Touch'ta bulunan bu işlemci 4. nesildekine göre 2 kat daha iyi CPU, 7 kat daha iyi grafik işlemci performansı sağlamakta. Böylelikle Retina ekranda daha iyi bir görüntü kalitesi, tatmin edici bir görüntü kalitesi sunulmakta. iPod Touch'ta 512 MB RAM bulunmakta. 32 ve 64 GB'lık iki farklı depolama kapasitesi söz konusu. Bu demek oluyor ki iPod Touch'ın en temel modelini seçenler bile 32 GB gibi oldukça geniş bir depolama alanına sahip olacaklar. Tasarıma baktığımızda oldukça ince bir kasayla karşı karşıyayız. 6.1 mm'lik bir kalınlığa sahip. Oldukça ince, neredeyse yok gibi bir şey. Görmüş olduğunuz gibi yassı, kavisli bir yüzey, yumuşak geçişler, ancak açısının biraz daha dar olduğu bir geçiş söz konusu. Bu sayede iPod Touch cepte her yerde rahat bir şekilde taşınabiliyor. Apple iPhone 5'te olduğu gibi ekranın genişliğini aynı tutup boyunu uzatmış. Bu şekilde 4 inçlik bir diagonal büyüklük yakalanmakta. Gördüğünüz gibi tek elle tuttuğumda ekranın her yerine rahatlıkla erişebilmekteyim. iPhone 5'te bu konuda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Cihazın sol tarafında ses kademe tuşları var. Alta baktığımızda 3.5 mm'lik kulaklık jack'ı var. Lightning girişi dikkat çekiyor. Lightning üzerinden şarj işlemi ve bilgisayar bağlantısı işlemi gerçekleştiriliyor. Hoparlör görmüş olduğunuz gibi yer almakta. Alttan baktığımızda gerçekten hoş bir görüntü var. Sağ tarafta herhangi bir giriş çıkış elemanı bulunmamakta. Üste baktığımızda güç butonu dikkat çekiyor. Ekranın üzerinde 720p destekli FaceTime HD kamera var. Arkasında da cihazın 5 megapiksel destekli ve kapasitesi oldukça genişletilmiş bir EyeSight kamerası bulunmakta. Mikrofon ve LED flash eşlik ediyor. Kamera performansının oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz bu cihazın. Bunun yanı sıra antenlerin bulunduğu bir bölge var. Burada Wi-Fi ve Bluetooth antenleri var. Altta görmüş olduğunuz bu disk, bu diske bastığınızda gördüğünüz gibi öne çıkıyor. Buraya cihazın kutusundan çıkan loop adı verilen özel bir kayış var. Bu kayışı takıyorsunuz ve böylelikle tıpkı dijital fotoğraf makinelerinin olduğu gibi iPod Touch'ı da elinizden düşürmeden emniyetli bir şekilde kullanmanız mümkün oluyor. iPod Touch'ın 5. nesil iPod Touch da iPhone'da olduğu gibi bir fotoğraf arayüzüyle geliyor görmüş olduğunuz gibi. Seçeneklere baktığımızda panorama modunun olduğunu, aynı zamanda HDR modunda olduğunu görüyoruz. Ancak iPhone 5'te bulunan video çekim esnasında fotoğraf çekme özelliği bu cihazda bulunmakta. Öyle bir kısıtlama söz konusu. Baktığımızda FaceTime, Facebook, bunun yanı sıra gazete bayisi gibi uygulamaların yüklü geldiğini görmekteyiz. iOS 6.6.0 ile geliyor bu cihaz. Biz aldığımızda 6.0 yüklüydü, ancak 6.0.1 güncellemesi de çıkmıştı. Tabii piyasaya çıkacak olan, daha sonra çıkacak olan cihazlar da en son sürüm yüklü olacaktır. Bir Apple klasiği, bunu söyleyebiliriz. Baktığımızda iPod Touch'ın tasarımı oldukça hoş durmakta. Bu ürünün beyazın yanı sıra siyah rengi de bulunmakta. Siyah renkte ön kısımda siyah, arka kısım biraz da grafit renginde, koyu gri renginde. Diğer modeller ise mavi, pembe, sarı gibi modellerde ise arka bölüm bu renkleri almakta. O modellerin önünde de beyaz renkli bu şekilde bir görünüm sunulmakta. iPod Touch'ın tasarım açısından bunu söyleyebiliriz. iPod Touch'ın tasarımı aslında, doğrusunu söylemek gerekirse, biraz iPad mini'ye de benziyor. Şu şekilde gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi her iki cihazın da profilden baktığımızda
benzerlikler söz konusu. Sanki iPod Touch iPad Mini'nin bir minyatürüymüş, bir küçültülmüşüymüş gibi durmakta. Gördüğünüz gibi ön ve arka panelin buluşması, çerçeveler birbirine benziyor. Arkasına baktığımızda yine aynı tür geçişler, aynı tür kavisler söz konusu. Benzer bir işçilik kullanılmış iPod Touch ve iPad Mini'nin tasarımında. Bu da zaten her iki cihazın da oldukça çekici, hoş gözükmesinde bir aile etkili. Bunu söyleyebiliriz her iki cihazla ilgili olarak. Tabii bizim şu anda baktığımız cihaz iPod Touch. iPod Touch, eğer bir iPhone sahibi değilseniz, başka bir platformda çalışan cihaz kullanıyorsanız, tercih edebileceğiniz, Apple dünyasıyla bir şekilde ilişki kurabileceğiniz bir cihaz. Bu cihazla ilgili bunu söyleyebiliriz. Apple multimedya, fotoğraf ve oyun üçlemesini iPod Touch'ta buluşturmuş gibi gözüküyor. iPod Touch'ın kutusundan da bir AirPods kulaklık çıktığını da belirtmeden geçmeyelim. iPod Touch ile ilgili detayları teknoblog.com'daki ayrıntılı incelemede bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.